Merhaba, cumartesi günü süresiz açlık grevi direnişine bir günlük açlık greviyle destek veren 1000 kişilik açlık ordusu. Merhaba halkımız, merhaba MuTV izleyenleri. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Bu süreçte hem ülkemizde hem de dünyada birçok gelişme oldu. Hemen ülkemizden haberlerle başlıyoruz. S, R, Y tiplerine karşı kan, can bedeli direniş devam ediyor. Bugün süresiz açlık grevinde Hüseyin Karaoğlan'ın 120. Sezgin Zengin ve Bakican Işık'ın 56. günü. Nurettin Kaya ise 81 gündür kuytup hapishanelere karşı ölüm orucunda. Ok meydanında çeteciler halk çocuklarına saldırdı. Ok meydanında bir çete dün kafede oturan iki kişiye saldırdı. Bir kişi yaralanarak hastaneye götürüldü. Ok meydanı halk meclisi bir resim paylaşarak polisle işbirliği yapan bu çeteler mahallemizde bulunan devrimcilere saldırmıştır. Teşhir ediyoruz dedi. Grup yorum süresiz dönüşümlü açlık grevinde. Grup yorum süresiz dönüşümlü açlık grevindeyiz. Taleplerimiz İdil Kültür Merkezi basılmasın. Tutsak grup yorum emekçileri serbest bırakılsın. Tüm sanatçı ve aydın dostlarımızı faşizme karşı halkın saflarında sanatımızı savunmaya, yanımızda olmaya çağırıyoruz. Birleşelim, direnelim, kazanalım dedi. 85 sanatçı komplolarla tutuklanan grup yorum emekçisi Ali Aracı'nın serbest bırakılmasını istiyor. 10 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'da Ali Aracı'nın 23. ACM Çağlayan Adliyesi'nde duruşması görecek. Bizler de buradan grup yoruma özgürlük, Ali Aracı serbest bırakılsın diyoruz. Komplolarla tutuklanan Tavır Dergisi emekçisi ve Ölüm Orucu gazisi İleri Kızılaltun için süresiz dönüşümlü açlık grevi başladı. 4 Ocak tarihinde grup yorum üyesi Bahar Kurt açlık grevine başladı. Nazi artığı faşistler bir gence saldırdı. Koç Üniversitesi'nde FB isimli öğrenci, Kürt ve Alevi olduğu gerekçesiyle yurt odasında bulunan faşist öğrenciler tarafından işkence yapıldı. Gördüğü baskı nedeniyle 13-14 Kasım'da okulun laboratuvarında yatan FB, 15 Kasım gecesi banyo yapmak için odasına geri döndü. Daha önce Hasan Ege Karanfil'in kemerle vurduğu, yüzüne sıcak ütü yapıştırmaya çalıştırdığı FB, banyodan çıktığı esnada Arda D'nin saldırısına uğradı. Savcılık soruşturma dosyasına ise 5 ses kaydı da girdi. Kendisini odadan atmaya çalışan Hasan Ege Karanfil'in FB'ye yönelik, Türkiye'nin belli bir noktadan sonraki doğusunu olduğu gibi ateşe verilmeli dediği ortaya çıktı. Karanfil, FB'nin etnik kimliği için alt ırksınız, itlaf edilmeniz lazım. Köle olduğunuzu kabullenmelisiniz, itaat etmek zorundasınız. Seni bu odada istemiyoruz, buradan gitmezsen seni öldürürüz ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. İşkenceci faşistler halk çocuklarına işkence yapıp elini kolunu sallayarak gezebiliyor. Çünkü bu düzen devrimcileri hapishanelere koyarken ırkçıları koruyor. Evet sevgili MuTV izleyenleri, şimdi dünyadan haberlerle karşınızdayız. Açlık ordusu büyüyor. 1403 kişi geçtiğimiz cumartesi günü bir günlük destek açlık greviyle 129 yasalarına karşı açlıklarıyla ordulaştılar. İsrail ordusunda gönüllü savaşan 4000 Yahudi asıllı Fransız var. Fransa'da LFI Partisi milletvekili Portes hükümetten İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4185 Fransız vatandaşı askerin Filistin topraklarındaki savaş suçlarına ne denli karıştığının incelenmesini istedi. Yemen halkı Filistin için yürüdü. Yemen, Sana'da Filistin ile dayanışma mitinginde 2 milyon kişi bir araya geldi. Filistin bayrakları taşıyan Yemenliler Amerika'ya ölüm ve İsrail'e ölüm sloganları attılar. Almanya'da 129 yasalarına karşı binlerce bildiri dağıtılmaya devam ediyor. Almanya, Neuss, Mönchengladbach, Düsseldorf, Nürnberg ve Berlin şehrinde dün 129 anti-terör yasalarına ve ona karşı süren açlık grevi direnişiyle ilgili toplam sadece bir günde en az 4000 bildiri dağıtıldı.
Almanya'da 129 AB yasalarına karşı süresiz açlık grevi direnişi devam ediyor. Eda Deniz Haydaroğlu 297, Ilgın Güler 246, Sevil Sevimli 241, İleni Açık Gözüse 181 gündür süresiz açlık grevinde. Ayrıca tedavi hakkı için tahliye talebi reddedilen hasta tutsak İhsan Cibelik de süresiz açlık grevinin 20. gününde. Süresiz açlık grevi bu kadar ilerlemişken Almanya Federal Adalet Bakanı, Almanya açlık grevi direnişçilerine aracı olmak isteyen heyet ile görüşmeyi kabul etmedi. Açlık grevi direnişçisi Eda Deniz Haydaroğlu, bu cevap korkaklığın ve direniş karşısındaki çaresizliklerin ifadesidir, dedi. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, bugünün günün haberlerini bir çağrıyla bitirmek istiyoruz. 9-10 Ocak günleri 3 Temmuz Susak'ın özgürlüğü için Düsseldorf'ta olalım. Grup yorum üyesi hasta Susak İhsan Cibelik, devrimci gazeteci Özgür Emre ve antifaşist Serkan Küpeli'nin 9-10 Ocak günleri Düsseldorf'ta mahkemeleri görülmeye devam ediyor. Tüm halkımızı mahkemelere 3 Temmuz Susak'a sahiplenmeye çağırıyoruz. Bugün de günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.